katılmıyor. Tamam, belki sistem buna izin vermiyor ama böyle bir şeye ön ayak olunamaz mı? Üniversitelerde bir dönem denendi. Yapıyoruz. Ama yani sonra onun da arkası gelmedi. Sebebini kendimce biliyorum. Gibi. Ha, kurumsal olarak yapamazsın. Hoca onun içindeydi. Mesela size çok eleştiri gelir. Gelir. Şöyle var. Yani bir yapısal, belli bir kurumun, belli bir öğretinin, belli bir dini inancın içerisinde ortodoksi oluşmuş, o güçlü yapısı oluşmuşsa, mesela Orta Çağ'ın Katolik Kilisesi'nin hegemonyası. Burada sizin düşeceğiniz pozisyon Bruno pozisyonu. Yani anladım. Yakılırsınız. Bu benim uğradığım şey. Dinler çünkü fazla çatlak sese çok şey yapmazlar. Çünkü din denilen şey genellikle sevk ve idare etmek için kullanılan etkili bir aparattır. İnsanlar istediklerini söylesinler. Özgürlükler serbesttir değil. Özgürlüklerin hepsinin yetkisi bendedir. Ben ne söylersem odur. Zaten dinin, İslam kelimesinin adı da teslimiyettir zaten. O teslimiyeti Allah'a bağladığınızda size varoluşla ilgili kaygılarınızı, endişelerinizi, büyük sorularınızın cevabını bulacak bir huzur iklimi yaratabilir. Ama o teslimiyetin yetkisini devraldığını iddia eden merciler oluşursa, mesela dünyevi otoriteler, o zaman o zulme dönüşüyor. Hocam ben burada bir virgül koyuyorum. Süremiz yetmedi çünkü programın sonuna geldik. Şöyle yapalım. İlk kez deneyelim. Arkası yarın yapalım mı? Devam edelim. Buna yarın devam edelim. Tam sözünüzün buradaki virgülünden yarın devam ediyoruz. Değil mi? Tamam. Sağlığımızı merak edenler iyiyiz çok şükür. Ortam birazcık daha ısındı. Hayata dönebildik. Yarın akşam tam da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir ikinci sebep var. O da bilim paradigması ile ilgili. Bizim kendi özgün kültürümüze bakarsanız tasavvuf bünyesinde gelen mistizm var, ezoterizm var, hurufilik var, batinlik var. Bunlar haydarilik, kalenderilik, vefailik içerisinde böyle serpişmiş şeyler. İbn Arabi gibi vahdeti vücutçuluk var. Yani biz bunun batı felsefesine biraz tercüme edersek, efendime söyleyeyim, panteist, panenteist düşünceler dahi var. Tevrat formasyonuna sahip şeriatçılık var. Hepsi var ama bugünkü bilim paradigması aydınlanma sonrasında Batı'nın kiliseye de yılların, yüzyılların hıncıyla, nefretiyle tamamen kendini kapıp koyvermesi, nefretle iyicene bir o bilimin arkasına korkunç bir ispatlanamayan, kanıtlanamayan şeylerin hiçbirinin aslı yoktur ideolojisini bir felsefe olarak bir koymasından öfke, bir karşı duruş bir yani. Öfke karşı. Çünkü az çektirmediler kilise. Yani bu sekülerizmin ortaya çıkışı da böyledir. Batı astrolojisinin de mi aslında bir şekilde dayanağı kiliseye karşı duyulan öfke? Olabilir. Şöyle söyleyeyim, hemen geleceğim. Ortaya bir mantıkçı pozitivist bilim paradigması çıktı. O da şudur. Yani ben inanıyorum diyorsunuz. Benim açımdan bu yanlış değil. Doğru da değil ama anlamsız bir şey. Niye? Anlamı yok. Ben anlamlı şeyi şöyle elle tutulur, gözle görülür, test edilebilir şeye anlamlı şey diyorum. Bu paradigma olduğu için hala ilahiyatın bilim olup olmadığı, böyle bir bilim paradigmasının içinde ilahiyatın ne yaptığı ve ilahiyatçılar iki arada bir derede kalmış durumda. Bilimi bu söylenen şekilde yapsa, bütün dinlere seyirci gibi, gözlemci gibi bakacak. Fakat Müslüman kimliği bütün dinlere gözlemci gibi bakmaya da izin vermiyor. Bilim mi yapıyor, vaaz mı edecek, irşat mı yapacak, tebliğ faali? Tamam, ambele olmuş durumda. Şimdi böyle bir bilim paradigmasının içerisinde ne parapsikolojinin, ne ruh biliminin veya ne astrolojinin ya da ne de insanoğlunun yüzyıllar boyu tecrübe olarak deneyimlediği ve bir olgu olarak biriktirdiği o birikimin hiçbir bilimsel kıymeti harbiyesi yok. Burada büyük bir küstahlık var, kibir var. Fakat hayatın gerçekleri o kibri bazen öyle bir burnunu sürtüyor ki, yani dünyayı fethettim diye düşünüyor tıp. Fakat hala ve hala atıyorum, yani otoimmün hastalıkların daha mekanizmasının nasıl olduğunu daha çözemedi.
Yani mekanizma, şimdi ben kron hastasıyım. Behçet de böyledir, Sedef de öyledir. Ülseratif kolit de öyledir. Koyuyorsun ilacı yukarıdan, kovanın dibi delik. O aşağıdan dökülüyor. Ha babam de babam. Ama bu vücut niye kendi sağlam hücrelerine saldırıyor? Beyefendiler hala çözemiyor. Ama onlara sorsan tanrı gibiler. Daha hiçbir... En dramatik çözümü cerrahlar yapıyor. Kesip atıyor, rahatlıyorsun. Başka da bir şey yok yani. Ama kökten bir çözüm yok. Kökten bir çözüm yok. Ama eski geleneklerde kadim ve köklü çözümler var. Bunların hepsi, ya da bir siyasetçimizin diliyle, bunların alayı palyatif. Bunların alayı tabii. Alayı palyatif ama eski kadim geleneklerde daha radikal çözümler vardı. Gelmeden önce bakıyorlardı. Evet. Hastalık çıktıktan sonra değil, gelmeden önce. Nasıl bakıyorlar ona? Ayurveda işte bir takım yöntemler kullanıyor bununla ilgili. Nabız üstünden ölçümler. Çok ağır bir iştir bu arada. Eğitimi hani öyle böyle zor bir eğitim değildir. Bütün bedeni, çalışma sistemini ve nabız frekansından hesaplamaya çalışıyor. Çok da inanılmaz sonuçlar alıyorlar. Ama zaman içerisinde şu anda doğuda da hani yan etki olarak kalmış. Siz bir tıp eğitimi alıyorsunuz da mesela bunu oturtmuşlar hiç olmazsa. Hı. Hindistan'da siz tıp eğitiminizi normal alıyorsunuz. Yanında bir de Ayurveda eğitimini alıyorsunuz. İkisini birleştiriyorsunuz. Tek başına olmuyor. Burada ya tek başına bence Ayurveda ile uğraşacak insanın da mutlaka tıp eğitiminin olması gerekiyor. Bir de reddediyorlar. Tek başınalıktan geçtim reddediyorlar. Reddediyorlar. Dolayısıyla orada hani doğu biraz daha... Bazı konularda daha sade ve o eski bilgiyi işte tutmak durumunda oldukları için çok da onlar sömürge durumunda kalmışlar uzun yıllar boyunca. Bu anlamda daha konservatif şekilde tutmuş. Şeyde mesela astrolojiyle ilgili orta çağda o kadar çekmiş ki astroloji orta çağda. Zaten deformasyon orada başlamış. Çünkü gık deseler başları derde gidiyormuş. Kiliseyle başları dertliymiş. Yani kilise orta çağda astrolojiyi de canını okumuş. Tabii. Büyücülükle. Falcılıkla ilişkiler diyor. Sonra ne yapıyor? Bu kadim bilgileri bırakmak zorunda kalıyor. Daha yüzeysele doğru dönmek korkuyor zorunda kalıyor. Korkuyor bir de tabii. Tabii korkuyor ne yapsın? Gömüyor onları. Evet, yani mecazi anlamda gömüyor. Ama Sinan Hocam haberiniz var mı bilmiyorum. Bir doktor hekim arkadaşım söyledi. Bu sihirler var ya. Bu asidik ilaçlar var. İl 30 iç. Evet. Bak işte burayı yaralayan ve yakan o ilaçtır şurası. Sülfürik asit iyileştiriyor. Sülfürik asit. İyileştirmiyor. Üstünün şeyini alıyor, kök duruyor. Bunun mesela okumayla tedavi olduğu da gözlenmiştir diye tıp kitaplarının bazı bir yerlerinde sahiplenmiyor. Vallahi ama böyle ben bilimsel bir veri miyim? Ben de gözlemlendi. Ben şimdi son örneğimi anlatayım. Bu çok dramatik. Anekdotal aktarımla nedenini anlamak arasında bir yarış var. Şimdi ben hep söyledim. Ben orijinalde tıp fakültesi öğretim üyesiyim. Fizyolojiyle uğraşıyorum. Ve bu işin ilk zamandan beri fark ettiğim bir şey var. Şifa bilim değil. Şifa sanattır. Bir şey bir şeye iyi geliyorsa bunu uygulamaya şifa denir. Ama her insana başka bir şey iyi gelir. Oysa sanatsal bir tarafı vardır şifanın. Bilim mekanizmayı anlamakla uğraştığı için bilimden şifa çıkmaz. Bilim işe yarayan bir şifanın yöntemini çözebilir, rafine edebilir, daha geniş uygulama alanı sağlayabilir ama bilim şifa üretebilir bir şey değildir. Bak bu çünkü güzel bütüncül bakamaz. Şifa Allah'tan. Öğretiler şifa üretebiliyor ama. Sihir neydi sizin deneyim? Sihir çok büyük. Geçmiyor. Biliyorum hikayeyi. Ben okuyorum olmuyor. Geçen yıl bir İstanbul sallandı ya hocam. Bir deprem oldu. O gün ben amfide dersteydim. O dersin başında böyle 100 kişi var Marmara İlahiyat'ta. Çocuklar dedim. Burada bir sihir var. Elim hep yandı. Haşat oldu. Geçmiyor. Şuradan dedim biriniz gelin. Ayette şurada. En ebramu emran feinna mübrimun estenzübillah. Şöyle bir de şey ritüelini de yapın. Şöyle çevirin biraz. Aslında onu bilmem başımıza ne otuyla çeviriyorlar da. Kalem de olabilir. Çocuk okudu. 100 kişinin önünde elimi okuttum. Eve gittim. Sabah geldim, sihir yoktu. 100 kişinin huzurunda. 100 kişinin huzurunda oldu ve dedim bu yarın geleceksiniz, yarın bu sihir burada olmayacak. Şimdi sizin mesaj kutunuz dolacak, o sure ne diye ya da dua ne diye. Söyleyin, bu dua değil, bu ayet. Ha, ayet. En ebramu emran feinna mübrimun. Normalde baktığımızda o ayeti kerimenin böyle bir meseleyle ilişkili olma ihtimali düşük. Ama insanlığın aynı zamanda Müslümanlığın tarihsel tecrübesi diye bir şey var. Bir şey okunmuş bir şey gibi. Ben olsaydım bu sihirle şey okurdum.
Ellezî hüvellezî halegani diye. Yani beni yaratan, yediren, içiren, hastalandığımda derdimin devasını, şifasını veren odur diye Hazreti İbrahim'in şu an suresindeki ayeti Mustafa Hocam anlattığı bu anekdottan dolayı fırça yiyeceğim için buradan çıktıktan sonra şunu ilave edeyim. Nasıl? Güzel. Mustafa Hoca aslında alternatif bir tedavi yöntemi anlatmıyor. Anlatmıyor. Diyor ki şifanın hesaplayamadığımız, nasıl olduğunu bilemediğimiz yolları var. Tabii ben üfürükçülük yapmadım burada. Bugün bunları dahil edebilecek bir bilgi alanı yok bizde. Yok. Yani tıbbi açıdan biz bunu araştıramıyoruz. Evet. Bu tıp bunları kabul Plasebo dediğimiz bir etki var. Yani buradan işte efendim bilmem ne ilacın iyileştirmediği bir şey üfürükle iyileşir anlamı çıkmaz. O da sapkın bir bilimsel bakıştır. Bu da bir bilimsel bakışın çarptığını şu anda. Ama çok Sinan benzer. Hocam plasebo deyince mış gibi de oluyor. Yani dikkat, orayı aslında yok değil. Da plasebo, öyle bir şey de varmış gibi. Plasebo işte mış gibi evet. değil. Evet. Plasebo kadim öğretilerle bakarsanız işte dedim ya bu masa konuşsaydı plasebo zamanında. Ben dediğimiz şeyin kainatla bağlantılı iyileştirici gücüne bir işarettir evet. plasebo. İlaç değil su içiriyorsunuz ilaç olduğuna inanırsa şifa olduğuna inanırsa şifa buluyor. İlaç araştırmalarında hastaların ortalama %20-25'i plasebo grubunda iyileşir. Dörtte biri bakınız. İlaç verilmediği halde iyileşiyorlar. Dörtte biri. Bunu bütün ilaç argesiyle uğraşanlar bilirler. Plasebo etkisi. Ve hastalıktan bağımsız. Çok yaygın bir etkidir bu. Plasebo etkisi sadece mış gibi diye geçiştirebileceğimiz bir etki değil. Plasebo etkisi bedendeki iyileştirici gücün bu şartlar altında bile kafayı çıkarıp kendini evet, göstermesi. Harekete geçmesini O zaman sağlam. Peki burada... Bu işi zihin mi yapıyor, ruh mu yapıyor? Yani bu şifalanma hali. Onlar ne ki? Değil mi? Onlar ne ki? İkisi birlikte. İkisi birlikte yapıyorlar. Bak başından beri Şebnem Hanım bütüncül, holistik deyip duruyor. Yani çırpınıyorum bütün. Burada bütüncül. O isimler bizi çok yoruyor. Böyle partikülü ruhu kim değil. Görmüş, zihni kim biliyor, bedeni kim ayırdı? Yani bunlar biz isim koyunca tanımlıyoruz zannediyoruz ama ruhun ne olduğunu bilen yok. Parçalıyor muyuz aslında? Ha, parçalıyoruz. Yani insanın bütüncül şifa verme özelliğini kendimize dahil olmak üzere parçalıyoruz aslında. Gözümüzün gördüğüne bir isim koyuyoruz, görmediğine başka bir şey yakıştırıyoruz. Halbuki şunu anlasak, varlık gözümüzün gördüğünden ibaret değil. Değil. Ben bundan evet. daha büyük bir şeyim. Bu kadar iş evet. yani. Ve bakınız az önce Mustafa Hoca anlattı. Hakikatle gerçek çarpışması bizim hayatımızın hep merkezinde oldu. Birileri evet. hakikate gitmek için gerçekliği belli şekilde yorumlayan birilerinin peşine düşüyor. Ben bir kriter önereyim. Bir insan doğru bir, yani doğru ve yanlış inanç, ideoloji, din bilmem ne ayırt etmek istiyorsa, kadim bilgelik bize ne öğretiyor? Demin en başta Şebnem Hanım da ifade etti. Kendini bil ana düsturdur değil mi? Medeniyetlerden bağımsız. Bu insanın bu dünyadaki en zor işi kendini bilmek. Ama bir inanç, bir yöntem, bilim de dahil olmak üzere, bir ideoloji, ben yerine sen şöyle yapmalısın demeye başladıysa oradan kaçın. Bir şey sana ayar vermeye çalışıyorsa anla ki o artık siyaset olmuştur. O artık ideolojiye dönüşmüştür. Mesela o ahlaklılık değil, ahlakçılık olmuştur. Ha, bu ülkedeki örneklerin altında çizmeden orayı boş bırakayım, filin de bırakayım. Ya ne güzel olmuş. Cümleler geliyor. Tabii patır ahlakçılık patır. Bir insanlık suçudur bana göre. Bana benim değer yargıma, ahlak anlayışıma göre değil senin ahlaklı ahlaksız olman. Ve yanlış senin yapmadan, ahlak anlayışına uymadığı için ahlaksızsın evet. derim. Ve yanlış yapmadan çünkü insanın kendini bulmasını sağlıyor. Durumun, sağlıyor. Konumun sana yaraşanına uymadığı için ahlak yargısı yapmak lazım ama öyle yapılmıyor. Herkes kendini merkeze, hakikate koyuyor. Kendi endazesinden ölçüp tartıp yargılama diyoruz yargılama işte buna. Ahlakçılık oluyor. Amerikalı komedyen evet. George Carlin'in çok güzel bir sözü var. Anekdot evet. yeri geldi ifade beladır, ediyor ki. Musibet. Trafikte sizden hızlı giden herkes deli, sizden yavaş giden herkes uyuzdur diyor. Yani sizin gittiğiniz hız mükemmel, onun dışındaki herkes problemli. Yani hayat böyle işte. Dünya böyle. Peki Şebnem Hanım, soracağım soruyu yine unuttum ya. Çok güzel bir soru hazırlamıştım ben şu an. Bak kafamı teleme peynirine çevirdiniz. Ama bu sefer de sıcak geldi ya bizim Mayıs'ta. Şebnem Hanım, bütün bu yüzyıllarca kadim bilgilere ve insanlığın gelişimine, yani ben olgusu, biz olgusu üzerinden gelişimine baktığımızda geriye gidiş mi var? Şimdi orada biraz aslında hani şeye de bakmak lazım. Ezoterizm tarihine hı hı. ve bize bu konuda üstadların fısıldadıklarına da bakmak lazım. Dünyanın bir tarihi var. Hani ne demiştik? Yukarıda gökyüzünde bir sürü gezegenler var. Haritalarımızda ne var? Aynı gezegenler. Demek ki
ben, makro, mikro hepsi birbirine geçmiş. Dünyanın da bizimle birlikte giden, çok aslında bizi yansıtan kendi tarihi var. Buraya baktığımızda buna demir çağı diyor Hintli üstadlar, bilgeler, büyük kişiler. Şimdiki çağ. Evet, şu anda içinden geçtiğimiz çağ demir çağı diyorlar. Ve bu demir çağının Delf mabedinin yıkılmasıyla yaklaşık bundan 7000 yıl önce yıkılmasıyla başlayan büyük bir iniş süreci var. Hızla iniyoruz. İşte gene ezoterizmden baktığımızda bunun bir önceki versiyonu, 6. versiyonunda Nuh tufanı olmuş. Yani kıyamet dediğiniz şey defalarca deneyimlenmiş aslında. Muhtemelen insanın içine girdiği bu kodlarımızda ne varsa o tanrısallığın galiba bir süre sonra fazla cılkını çıkartıyoruz ya da oradan fazla böbürleniyoruz. İnsanın içine girdiği her şeyde bir hızlı düşüş oluyor. Ve yedinciyi, ezoterizme göre büyük ihtimalle yedinciyi deneyimliyoruz. Yani sona doğru gidiyoruz. Buna demir çağı işte deniyor. İniş sürecinde olduğumuz düşünülüyor. Ve bu da tabii bir sürü şeyin, çok karanlığın çok hakim olmasına ve burada gerçekten aydınlanma denen şeyin, yani aydınlanma noktasının hepimiz için çok zor olmasına tesadüf eden ya da buraya denk gelen bir döngü. Hep deniyor ki işte ne zor bir zamanda gelmişiz. Hiçbir zaman kolay bir zaman yokmuş. Dünya tarihine baktığınızda hiç öyle iyi bir şey yok, dönem yok. Her dönem kendi içinde çok zorluklar barındırıyor. Şu gözümüzde büyüttüğümüz pandemi virüs süreci 5 beteri yaşanmış. Defalarca deneyimlenmiş. Ama biz hep kendi içinden geçtiğimiz süreci çok gözümüzde büyütüyoruz. Yani kısacası baktığınızda iniş sürecinde. Öyle yani 1900. Geriye gidiyoruz. Evet, geriye gidiyor. Yani iyi savaşmak gerekiyor. Hakikaten duruş çok önemli. Hep şey derim ben, öyle tabii git mağarada er çok kolay. Hadi burada metropolün ortasında aydınlığa ulaş da göreyim işini. Koşullar zor, aman her şey sabitken yani, sinirlerim çok alındı demek çok kolay. Çok kolay. Burada trafikte sinirlerin alınmış mı ona bakmak gerekiyor. Ona bakmak lazım. Ve İnsanın tanrılık süreci oynaması etkili ya. Anne karnındaki çocukların genetiğini fütursuzca değiştirebildiğimiz bir günde bu çok anlamlı mesela. CRISPR tekniğiyle bugün bunu yapıyoruz. Anne karnındaki bebeklerin genlerini değiştirip mesela HIV'e karşı, AIDS'e karşı dayanıklı yapmayı irade edebiliyoruz. Yani tanrıcılık oynamak için çok güzel bir zaman. Ve tanrıcılık oynamanın benim günlük yaşamımda en çok gördüğüm versiyonu işte biraz önce söylediğim gibi öbürüne ayar vermek. Bir toplumda eğer insanlar birbirlerine Allah'ın insanlara sorması gereken soruları soruyorlarsa anlayın ki orada herkes küçük bir tanrıdır. Yani bizde çok şükür çok olmaz da İrlanda'da çok oluyormuş hocam bu işler. Mesela sen kiliseye gidiyor musun? Sen Allah'a inanıyor musun? Hangi sana mezheptensin? İrlanda'da çok soruluyormuş böyle sorular. Dolayısıyla bu soruların sorulmaya başladığı İçimizdeki yerde... İçimizdeki İrlandalılar çok ama. Değil mi? Maalesef bir sorun var işte. İnsanın tanrıcılık oynaması sadece bilgiyle güçle dünyayı değiştirirken olmuyor. Aralarındaki ilişkide de toplumsal yapıda da kendini gösteriyor. Maalesef o yüzden işte konuşamıyoruz. Böyle taraflara savruluyoruz. Birbirimizin boğazını sıkıyoruz. Şu üç günlük dünyada burayı öbür tarafı cennet yapacağız diye cehenneme çevirmekle meşgulüz. Sonra ne olacak bilmiyorum tabii. Evet, tam güzel cümle bütün bu. Bütün kadim bilgilerde de İslam'da da bilimde de ne zaman öleceğimiz belli bir şey mi? Yani ne zaman öleceğimiz görünüyor mu aslında? Geldim yine ben öze programın amacına. Neden geleceğimiz, ne zaman öleceğimi görebilir miyim? Beş bilinmezde beş bilinmezimiz vardır. Mugayyebat-ı Hamse Kur'an-ı Kerim'de. Onun bizim alimler birkaç tanesini artık az çok öngörülebilir, bilinebilir yapıyorlar ama mutlak bilinmezlerden birisi ölüm vakti olarak görünüyor. Şimdiki çerçeve içerisinde ölüm vaktimiz bilinemez dine göre. Peki Vedik'te haritaya baktığımız zaman onu görüyor muyuz? Yani dinin metni bilinemez diyor. Bununla ilgili böyle bizde bir meşhur bir hikaye vardır. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'e gönderilmiş bir halıdan bahsedilir. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Evet. Sistem olarak maraka diyoruz biz buna. Bir şeyde hesap gördüm. Pera Palas'ta gördüm. Doğrudur o. Hala var, gidip görebilirsiniz gönderilmiş, bu arada. Gönderilmiş. Maraka deniyor buna. Yani ölüm vaktinin bulunması. Hindistan'da bununla ilgili özel uzmanlık alanları var. Yani siz tıp gibi astrolojiyle ilgili, Vedik astrolojide, Jyotiş'te bir uzmanlık yapacaksınız. Bölümlere ayrılıyorsunuz aslında. İşte Maraka'yı seçenler var ve onlar bununla ilgili işte çeşitli yorumlar yapabiliyorlar. Fakat kişisel görüşüm, ben yapmıyorum. Hiçbir şekilde yapmıyorum. Bırakın ölüm tarihini, doğum tarihi de vermiyorum mesela. Biri bana geldiğinde hani ne zaman
işte sezaryen vesaire gelişti. Hani bu çocukla ilgili bir miyat veriyor doktor. Diyor ki Mayıs'ın işte ilk 10 gün içinde doğum gerçekleşebilir. Hani bunu diyor bir oturtalım. Beraber sezaryen olacak. Ben bunu da vermiyorum. Hayır diyorum, o doğması gereken zamanda doğar. Biz oraya karışamayız. Ölüm tarihini de vermiyorum. Ama bunu bir tekniği var yok değil. Ha, yapılmalı mı? Hayır, zehan yapılmamalı. Şu da oluyor. Şunu gözlemledim. O konuda uzman olduğunu iddia eden insanlar da mesela bir tanesinde bulabiliyor. İkinci de mutlaka hata yaptırıyor Evren Hanım. Ha, onu soracaktım. Yani mutlaka o marakacılar öyle dediniz tabii, değil mi? Çok mutlaka. Bunların oluyor. Deneyimlediği tecrübelerden sonuçlar ne çıktı? Çok doğru yani sonuçlar doğru var. Da var. Evet, yanlış da var. Ama hep orada çünkü o kadar hani hassas bir alan ki orası. Bence hani evren bir haddini bildirir sana. Mutlaka bildirir. Evet. Zaten burası bilime en çok benzeyen kısmı muhtemelen en çok tokatı oradan yiyordur. Evet. Ama ben o tarih hesaplama falan bunlar çok bilimsel. Evet. Gerek eğer yok yani. Gerek yok, birinde bence tutturuyor, birinde hiç tutturamıyorsa o zaman ben olayın şöyle geliştiğini düşünüyorum. Atıyorum, hiçbir bilgim yok. Bir insan bir sadece ona fokuslanır. Sürekli aynı sorunun cevabını arayan insanların genel profilleri, hayat geçmişleri, sağlık durumu müthiş bir sizde bir envanter birikir orada. O envanterden gitgide daha tutturulabilir öngörüler geliştirirsiniz. Ama o zaman bu da bilime giriyor. O belki işte doktor raporları, tabii, tahliller. Evet. Bunlar belli alanlarda şu anda yapabiliriz. Çünkü eğer bunun bir kesinlikle bir şifresi ezoterik olsa tutması lazım. Diyor ki Şebnem Hanım, bazen köre atıyor, topala vuruyor. Bazen de çok iyi tutturabiliyor. Ama hiç bilim de tutturamıyor. Bilim de tutturamıyor. Yani değil mi, bir kanser hastasına 3 ay ömrü kaldı diyen bilim 3 yıl yaşayabiliyor. Yo, çok kuvvetli teknikleri vardır. Hı hı. Maraka dediğimiz alanın çok kuvvetli, hani böyle bayağı hani uzun öğrenmesi ve uygulaması çok zor olan ciddi teknikleri vardır. Ama mesela bana da üstadlarım tarafından hepsi öğretilmedi. Yarım verdiler. Kullanma diye. Çok önemli bir şey bu. Ben de öğrencilerime yarım veriyorum. Bilginin devri. Evet, bilginin devrinde o kısmı yarım bırakıyorlar. Kullanma diyorlar. Bu çünkü hani her şeye çevrilebilir. O zaman bu gidecek bu bilgi. Yani onu bilen üstadlar öldüğü zaman bu bilgi de yok olacak. Belki onun ölmesi gerekiyor. Her canlının ölmesi gerektiği gibi. Evet, bazen bilgilerin de gitmesi gerekir. Ha. Toplumların bazen hani öyle olması gerekir. O çünkü artık miadını doldurmuştur, görevini bitirmiştir. O bilgi görevini bitirmiş olabilir. Zaten peki, niye buna ulaşalım ki? Yani ezoterizmin, pardon hocam, astrolojinin içerisinde bu kadar çok bizi geliştirecek bilgi varken yani ölümle ne işimiz var? Öleceğiz zaten, onun için geldik. Unutuyoruz bunu. Biz buraya ölmek için geldik. Evet. Ben burada Aslı Hanım'ın da merak ettireceğini düşündüğüm bir soru sorayım. Sizin namınıza soruyorum. Hocam istediğinizi bu yapın. Bu arkadaşlara giden uzmanlara ve sonucunda bir şekilde dedi ki 25 yıl. Dedi. Bu 25 yıl ölüm cevabını alıp bu bilgiyle yaşayanların genel ruh durumları, intibakları nasıl oluyor acaba? Kesinlikle bozuluyor. Çıldırırlar. Bozulur mu? Bozulur. Bir de şey çok önemli bir soru bence onda. Çünkü insanız ya, nasıl öleceğim? Bence bu da ne zaman öleceğim kadar önemli bir bunu soru. Bunu da veriyor. Evet. Astroloji bunu da veriyor. Sinan hocam, ama ölürken bir endorfin hormonu salgılar gibi, bir bilindiğinin tersine ölüme, bir mutluluk hali yani durumu var gibi görünüyor mu? Tam ölüm anında ne olduğu belli değil ama ölüme göre çok değişiyor. Evet. Evet. Değişiyor değil mi? Nasıl öldüğünü de bağlı. Eğer o kadim uyarı doğruysa nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor. Dolayısıyla biraz da ona bağlı herhalde. Biraz ona bağlı değil mi? Bir dakika, nasıl yaşarsam mı, çevreme nasıl yaşatırsam mı? Aynen, o da dahil. Yani, nasıl yorumlarsak. Çok çileli bir hayatım oldu ama ben çok iyi bir insandım. Evet. Çileli mi öleceğim, iyi mi öleceğim? Mesela şunu hep merak etmişimdir. Benim küçüklüğümden beri bana cennetten bahseden insanların çoğu demeyeyim ama önemli bir kısmı çatık kaşlı insanlardı. Onlar cennette nasıl eğlenecek çok merak ediyorum. Çünkü bana hani anlattıkları cennet bayağı eğlenceli bir yer. Fakat böyle kaşları yer yapmış yani. İçimden geçiyordu ta küçükken. Şimdi tamam, bu oraya gitse orada yabancılık çeker bu adam ya falan diye. Yani biraz buradaki halinizle bir şeyleri oluşturduğumuzu ya da onun yaratılmasına vesile olduğumuzu hatırlamak lazım. Biz kendimizi inançlar içinde çok edilgen görmeye programlandık. Bize öyle öğrettiler. Sen bir şeylere tabi ol, şunları tekrar et. Umulur ki kurtulursun dediler. Ama aksiyonlarının sorumluluğunu taşıyabilen, hı hı, adeta her hareketiyle yeni paralel evrenler yaratabilme kudretine sahip bir halife olduğumuzu pek kimse hatırlatmadı bize. Halbuki anlatının özünde o var. Ne yaparsak biz bir şey oluşturuyoruz aslında. Bir evren yaratıyoruz orada bir yerde. Hı hı. Fizik açısından söylüyorum.
Her seçimimiz aslında birinci seçimimiz yeni bir paralel evren demek. Şimdi bunu hisseden insan ya burası geçsin de öbür tarafta bir dalgamıza bakalım diye düşünebilir mi? Yani burayı mesela ahiretin tarlası diye bir laf var. Ya tarla bile ne kadar bakım istiyor ya. Tarla bile yani çiftçiler bilir ya tarla ne kadar bakım isteyen bir şeydir. Kolay mı öyle İstanbul'da 20 sene taşınıp da yaşayıp da Urla'da yazlık alacağım diye hayaller kuran arkadaş 3 ay sonra geri dönüyor. Niye? Diktiği şey çıkmıyor zannettiği gibi. Öyle çiftçilik yapmak, tarla da bitki yetiştirmek kolay bir şey değil. Tarla kadar bile ilgi göstermediğimiz bir dünyada cennet algısında bir problem olduğu kesindir. Tembel miyiz? Aa tabii. Hep kolayı istiyoruz. Yani kendimize yolculuk yapmada tabii, tabii, tembeliz. Çok tembeliz. Yani hak bilgi istiyor. Hı hı. Hak bir sonuç istiyor. Yani en büyük sıkıntı o zaten. Bu bir şey ver istiyor. Ya ben hep şey söylerim. Yani keşke elimde bir hap olsa da sana buradan atsam. Hani artık online ya görüşmelerde eskiden yüz yüzeydi. Atsam ben sana buradan bir postalasam. Sen onu içsen her şey düzelsin. Öyle kolay değil. Nasıl yapacağım? Ne zaman olacak? Bu bir yolculuk. Yani en zoru kendinle zaten konaklamak. Kendini fark etmek. Tembeliz et. En zaten efor isteyen de o. Kendini fark et. Ha, o zaman sorum şu. Üçünüze aynı soruyu soracağım. Peki bütün bunlar ışığında bilmek mi, anlamak mı? Hangisini öne koymamız gerekiyor? Doğru insana ulaşmak için. Söyleyeyim mi? Lütfen. Kendi fikrimi. Eğer bilmek işi kurtarsaydı, bilgi çağından geçiyoruz ve bilgiye ulaşmak aslında hiç zor değil. Ama anlamlandırmak çok zor olduğu için onu anlamak ve içe yedirmek ve içeride gerçekten o hücrelerinde onu büyütmek ve oraya geliştirmek çok zor olduğu için anlamak işi zor. Bilmek kolay. Biraz hani zekanızla, bence burada akılla zeka arasındaki fark da bu. Mesela astrolojide de bu yansıma vardır. Zeka Merkür'dür ama akıl Ay'dır. İkisi çok farklı şeylerdir. Siz akılla kendinizi geliştirirsiniz ve akılla ancak o bir atlayacağınız bir mertebeye fark etmeyi, farkındalık üretmeyi sarf edersiniz. Zeka ile sadece zeki birisinizdir. Başarı eğer zekadan gelseydi o zaman ortalık bir sürü zeka insanın çok başarılı olduğuna şahit ettiğimiz hikayelerle dolu olurdu. Akıl başka bir şeydir. Dolayısıyla anlamak bence çok özel. Anlamak. Anlamak. Evet, ben vereyim cevabı. Şimdi bilmek ve anlamak bizim bu hermeneutik tartışmalarda birisi fen bilimlerinin, pozitif bilimlerin bilmesi. Yani suje ile obje arasındaki trafik neticesinde ortaya çıkan her neyse odur. Buna bilmek deniyor. Yani science, scientific falan. Anlamak ise işte hermeneutik dediğimiz yorumlama, yorumsama filan. Ama dini İslami gelenekte bilmekle anlamak arasında böyle bir ayrım yok. Öyle mi? İkisi birbirinin mütemmimi. Birisi birisinin takipçisidir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bilmek kelimesinin Arapçada bir alimesi vardır. Alim, ulema, bilen, ilim, bilgili. Buradan gelir. Bir de arif, bu da marifet. Arif de oradan gelir. Arefe. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu denen şey budur işte. Nefsini, kendini bilen. Bu kelimeye baktığınızda alim ve arif kelimeleri böyle somut malumat sahibi, kuru bilgi sahibi olmayı değil. Şimdi size bir ayet okuyayım isterseniz. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ'u. Allah'tan kulları içinde en çok alimler saygıyla ona yönelir, korkar, çekinir. Alimler derken science anlamı yüklerseniz en çok Sinan Canan gibi profesörler, ordinarius profesörler, doçentler Allah'tan korkar anlamı yüklemeye. Sürekli kitap okumuşlar. Bir yığın bak. Fakat orada onu kastetmiyor. En çok alimler korkar demek niye varlığının farkına varan, kendini bilmiş olan, varlıktaki yerine karşı hikmeti kavramaya çalışan, eşyayı anlamaya çalışan anlamındaki kişidir alim. Yoksa doktora, yüksek lisans, Harvard, MIT yapmış, dönmüş, gelmiş adama alim denmiyor. Dolayısıyla Kur'an'da alimle arif, anlamayla bilme iç içe geçiyor. Hocam nasıl? Anlamak mı bilmek mi?
bu soruya hemen neyi karşılığıyla cevap veririm. Kendini, ben, evreni, evet, karşı tarafı. İşte bütünü. Bilmek dünyaya, anlamak kendine dair diye düşünüyorum. Dünyayı bilerek, dünyayı ne kadar bilirsen kendini anlamaya o kadar ipucu bulursun. Ben mesela bilimi böyle kullanıyorum. Yani bilimle anlamaya çalışıyorum. Ve bilimle bilmeye çalışıyorum. Bununla kendimi anlamaya çalışıyorum. Bu yol uzunmuş. Onu fark ediyorum. Yani bayağı bir sene yaşadık ama daha girizgahındayız belki. Dolayısıyla ama çok keyifli. Ve nasip, yani nasip ne kadarsa, işte o ucu belirli olmayan, ölümünü bilemediğimiz nasip dediğimiz şey var ya, ömür. Her bir adımı çok zevkli. Zaten o yüzden böyle bir hayat yaşadığınızda işte cennet teşkil etmeye başlıyorsunuz. Cennet bu arada etimolojik olarak cin, cenin ve cinnet kelimeleri aynı kökten geliyor. Cenin de oradan gelir. Evet. Gizli olan, içeride olan, kapalı olan, açılması gereken, ancak aşikar olduğunda fark edebileceğiniz, biraz bir onu galiba içeriden dışarı açmak gerekiyor gibi gözüküyor. Ben o terimden bunu anlıyorum. Dolayısıyla dünyayı bilen kendini anlamaya başlar. Biraz bir fazla batın oldu ama fena değil. Yok, Alev Alatlı'dan aldığım da bir deyiş var. Onu çok severim. Dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası olur diye. Çok güzel bir söz duymuştum ondan. Biz maalesef biraz dünyaya kendi kurallarımızı dayatmaya kalktıkça da tökezlemeye devam edeceğiz. Maskara oluyoruz. Evet. Ya ama her gün mü sınavdan geçilir? İnsan kendi tavırlarının farkına varınca, Kant onu söylüyor ya, aslında gerçek mutluluk diyor. Tam çeviremeyeceğim. Kişinin kendi hal davranışlarından, yaptıklarından tatmin ve mutlu olmasıdır diyor. Yani evet. Çünkü gerçekten kendinize bir yolculuğa çıktığınızda her tavrınız, her cümleniz, değil mi? Her bakışınız aslında süzgeçten geçiyor. Onun için öyle, bir gün önceye benzemiyorsunuz ki bir şeyi öğrenerek tekrar doğuyorsunuz. Aslanım, bir şey söyleyebilir miyim? Mesela bir hanımefendi için veya biraz metroseksüel ilgileri yoğun bir erkek için sabah aynaya geçip duş aldıktan sonra bakım yapmak falan, bu meşakkat mıdır? Seni o emek daha güzel göründükçe seni mutlu eden bir uğraştır, değil mi? Kendini onarma, kendini gerçekleştirme, daha iyi bir insan kılma yolundaki çabayı da böyle algılasanız, o niye kahır olsun, niye kastırma gibi olsun? Üşenmek nereye giriyor? Üşenmek çok mu ayıp? Ayıp bir şey midir üşenmek? İnsan olma yolunda üşenmek lüks bir şey ya. Kocam, ayıp bir şey. Benzetmeye gollük bir orta olarak bakıp şöyle demek istiyorum. Bir vole vursana. Evinde ayna yoksa ne yapacaksın? Yani ona vakit harcamayı zul görürsün tabii. Kendini hiç görmemişsin ki. Tabii. Yani çoğumuz aynasızız. Ama iş oradan başlıyor yani. Ama ayna ne? Evet, ayna ne? Ayna ne? Mustafa Öztürk ayna. Şebnem ayna. Aslı ayna. Evet. İşte insanlar birbirinin aynası. Birbirimizin gözünde bakıp kendimizi görüyoruz ya. Bu da kadim hikaye. Yani o ayna, niye, kim için süsleniyoruz, kim için düzeliyoruz? Evet. O insanlarla kendimize ilişkimiz değil aslında, için. Dışarı kendimizi yapıyoruz. Tanımakta da orada anahtar var işte. Bir insan o bana aynadan diyor, biraz eksiği görme, iyiyi alma aynası olarak da bu tutsak. Bu program nereye gidiyor hocalarım? Nereye gidiyor Şebnem hocam? Niye, iyi gitmiyor mu abi? Ayna, ayna dedik Şebnem hocam. Yani şey, böyle kendine bakmak ve... Şimdi astrolojide bir... teori vardır. Yani uyguladığımız yöntemlerden diyelim, tekniklerden bir tanesidir. Deriz ki buna bağlı olarak, işte şikayet eder kişi, hep bunu geçiriyorum, hep aynı şeyleri yaşıyorum, hep benzer şeyleri yaşıyorum, benzer aşkları yaşıyorum, hep aynı adamlar karşıma çıkıyor. İşte hep işte aynı sorunlarla karşılaşıyorum, aynı andasın derim. Sen aynanı yaşıyorsun, yani aslında kendinden yansıttığını geri sana geri veriyor. Tabii. Hayatın kendi ayna. Biz hangi frekanstaysak ya da dersler biz öğrenene kadar devam eder. Çok sevdiğim bir Kızılderili atasözüdür. Dersler biz öğrenene kadar devam eder. Ne zaman o dersten geçersek sınav biter. Geçtiğiniz bir dersin sınavına da girmiyorsunuz aynısı artık. Ehliyetiniz varsa bir daha sizi gel ehliyet vereyim diye sınava sokuyorlar mı? Sokmuyorlar. Artık tamam, siz ehliyete sahipsiniz ama geçtiyseniz eğer o sınava girmiyorsunuz. Yani dersler nasıl anlayacağız? İşte o da idrakla, farkındalıkla. Aynı bir şey yani, değişir. Yani senin bakışın değişir, hayatını aldığın insanlar değişir. Aynı an değişiyor yani. Aynı andaki görüntün değişiyor. Herhalde yani. Şöyle fark edeceğiz. Einstein'ın hep aynı şeyi yapıp da farklı bir sonuç beklemek gibi bir gerizekalılık var ya. O zaman farklı bir şey yaptığını, yani dersi öğrendiğini anlayacaksın. Aynı sonucun beklemeyeceği idrakine ulaşacaksın.
o çıkmayacak. Ama zaten kendinde bir defekt bulduğunda ve bunu düzeltmeye yola çıktığın zaman onu düzeltecek hocalar geliyor karşına. Geliyor. İnanılmaz yani, yardımcı oluyor böyle, doğa. Bazen şöyle geliyor. Böyle tabii. Hani. İnanılmaz yardımcı oluyor. Onu görmek de iraden işte. Evet. Külli irade. Ama onu fark etmen. Onu görmek bilen nasip bunlar diyeceğim. Doğru ama onu görme hali yani seçimlerin var tabii, çünkü. Tabii, orada bir parçası. Var. Orada bir seçimin var. Her şeyde hani cüz-i irade tamam ama külli iradede de seçimin var. Yani geldi sana bir fırsatı getirdi. Yapıp yapmamakla ilgili de orada da bir bırakıyor arayı. Hadi sen seç bakalım. Evet. Seçebilirsen başka bir yolculuk başlıyor. Seçmezsen o irade başka işi, bir irade. O iradeyi kullanmak da herkese nasip olsun. Evet kesin. İnşallah. Evet. Aynen. Herkese nasip olsun. Ya bir şey geldi aklıma. Bir genç arkadaşım, ben sınıflarımda sıklıkla Matrix'i izlediniz mi diye sorarım. Artık eski diye Matrix filmi. Yeni nesilden izlemeyen olabiliyor. Muhteşemdi. Çocuğum bir tanesi dedi ki ben dedi izleyemedim. Niye dedi? Ya biraz izledim dedi. Ben aksiyon filmlerini sevmediğim için kapattım dedi. Çocuğa olsa hiçbir şey söyleyemedim ve şöyle bir düşünceye daldım. Ya kimisi için Matrix bir aksiyon filmi bile görülebiliyor. Yani hayat da böyle işte. Yani bir yerine bakarsan bir kavga, öbür tarafına bakarsan bir çaba, birine bakarsan bir seyrangah, evet, öbürüne bakarsan bir temaşa yolculuğu. Yani aynı hayat işte. Nasıl bakıyorsan öyle görüyorsun biraz. O yüzden de böyle ben bildim, ben bu hayatı çözdüm, bu hayat böyledir laflarını bir an önce bırakırsak çok iyi olur. Burası öyle bir yer değil yani. Bir de böyle her türlü olayı anlayan tipler var ya. Bir de bu var. Tabii. Ha, belliydi. Ay buna mı şaşırıyorsun mesela? Tabii. Filmde bir mantıksızlık var yalnız falan diye. Yani şey hayatla ilgili de öyle. Her şeyi tabii biliyorlar ya da her şey onlar için çok normal. Bilim mesela şeye nasıl bakıyor? Şaşırmaya yani kanıksama ve şaşırma. Kanıksamanın tersi olan şaşırmaktan bahsediyorum. Yani işte yatsıma. Yatsıma. Evet yatsıma. Yani sürekli rüşvet verilen ya da işte kaçakçılık yapılan bir ortamda normalleşir ya. Evet. Şaşırmayı bırakırsınız artık. Evet. Bundan bahsediyorum. Sürpriz dediğimiz duygu beklenti oluşturulmuş bir beklentiye aykırı bir durumla karşılaşmak. Hı hı. Hayvanlar aleminde yaygındır. Fakat insandakinin bir küçük farkı vardır. Mesela plastikten yapılmış bir muzu maymuna verdiğinizde bu maymun hemen atlar, ısırır, bakar plastik, şaşırır ve atar, yoluna devam eder. İnsanda çocuğa bile plastikten muz verirseniz ısırır, plastik olduğunu anladığı anda bir dakika bir şaşırır, arkasından hayret gelir. Bunu bana kim verdi, niye plastikten yaptı, bu bir komplo teorisi mi bilmem ne. Arka planında bir tecessüs işlemeye başlar. İnsan şaşırmadan, sürprizden hayrete geçebildiği zaman işte merak ve araştırma keşif başlıyor. Biz hayatta sürpriz alanında kalırsak nasıl bir yaşantımız oluyor mesela? Aa bugün şu oldu çok şaşırdım. Aa abi yıkılıyor orta. Aa şöyle bir şey oldu. Ve onlar geçiyor üzerimizden. O yaşamsal tecrübeler sadece belli bir süre ilgimizi çekiyor ve sonra kayboluyor. Ama hayret dediğimiz duygu 20 sene sonra geriye döndüğünüzde hatırladığınız bir anın merkezinde yer alıyor. Biz geriye döndüğümüzde hayatımızda kaç günü hatırlıyoruz diye bir baksın herkes kendi zihninde. Hayret ettiğimiz günleri hatırlarız. Hayret etmediğimiz günler ömürden düşülür. Net söylüyorum. Bugün hiç hayret etmediyseniz bugünü düşün. Çünkü hatırlamayacaksınız. İnsanlar diyor ki 75 yaşına gelmiş bir 20 sene gibi geçti. Niye? İşte geri kalan 50 senede hayret olmamış. Yani bir 20 senelik bir hayretli günler birikmiş demek ki. O kadarını hatırlayabiliriz. Belki de işte insanlığın geri gidişi bununla alakalı olabilir mi? Şaşırma, hayret etme halimizin onu kaybettik. Kaybolmasıyla kanıksamanın ya da yatsıma mıydı? Yatsıma. Hani kanıksamanın da hayatımıza girmesiyle beraber. O zaman eyleme geçme hali de ortadan kalkıyor. Çünkü ne kadar az hayret edersek o kadar az eylemde bulunmamız gerekiyor. Aynen öyle. Bununla da bağlantısı olabilir mi? Yani çünkü ya da şöyle diyeyim, kadim bilgilerde, öğretilerde şaşırma ve eyleme geçme. Yani bu şaşırma negatif de olabilir, pozitif de olabilir bu arada. Yani köpeğe şiddet gösteren bir adamı kanıksamak yerine ona çok şaşırarak gereğini yapmaktan bahsediyorum ben aslında. Bu kadim bilgilerde nasıl yer alıyor eyleme geçme hali? Bu hayretle bu sizin şaşırma dediğiniz şey çok farklı bir şey. Farklı. Arapça'da buna taaccüp. Kanıksamama hali. Taaccüp normalleştirme hayret mi? Şey. Hayranlık hayretten gelir. Yok ben onu o anlamda bunu kastetmiyorsunuz söylemedim. Değil mi siz? Bildiğiniz şaşırmayı, afallamayı falan. Beklentilere aykırı. Yani ne olmadı var ki tabii ki zaten ortam öyle. Yani bir şey, şey oluyor. O, biri köpeğe tekme atınca ben gelip anlatıyorum. Ne var ki zaten hocam, o yani şöyle bu, yani o Allah utandırmasın diyoruz ya.
artık utandırmaz hale gelmiş yani. Tamam, utandırmıyor. Ama şimdi bunun şey bir dakika, bunun bir karması, Sinancığım, bir son gün işte o. Bu arada doya doya kupamdan su içiyorum son dakikalarımda. Son kez içeceğiz. Ne, 3 dakika mı kaldı? Ay herkes eteğindekini döksün. Kadim Bilgiler. Etek derken. 3 dakikanız var. Kadim Bilgiler ne var mı? Bu eyleme geçmeme hali karma yaratır mı? Tabii onu... ki. Ya yani bir şeye, ya hep bütün bilgiler birbiriyle ölçüşmüş aslında. Bir araya geçmiş. Bir şeye görmek, bir hatayı, çok korkunç bir şey görmek ve hiç buna tepki vermemek ve sesinizi çıkartmamak da onun içinde bir parçası olmaktır. Tabii. Ve onun size geldiği bir yansıma var. Tabii. İslam'da da var mı? Evet, onu İslam'da soracağım. Da haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Evet. Buyurun. Aynı. Cesaret sadece insanda olan bir yetenektir. Kullanılmadığı zaman C'si düşer, evet. Esarete dönüşür. Evet, güzel. Biz cesaret edebildikçe insanlaşırız. Bu tavrını değiştirmekten haksızlığa karşı ses yükseltmeye kadar. Bak, ama biz genellikle bağırıp çağırmayı cesaret sanıyoruz. Büyük cihat denen kendini dönüştürme işinde en büyük cesaret adımlarını atmamız lazım. Biz de orası biraz tatilde. Evet. Biz dışarıya çok çalışıyoruz. Hayat cesurları seviyor. Şeyi çok İçeriye hoşuma gitti. Davanda ya da işte neyse önündeki yol. O yolda katı ol fikirlerinde davanda. Katılık ama bu arada değişmemek değil. Hani doğru evet. olanda katı ol ama bunu ortaya koyma halinde yumuşak ol. Evet. Evet. İstikrar mucizedir. Davana retafet. Sahip çıkmada evet. sıkı dur. Sunuşta, arz edişte, başkalarıyla iletişimde toleranslı ol. Yumuşak ol. Değil mi? Öyle herhalde. Evet. Allah güzel. Seni evet, bildiği güzel. Gibi yapsın. Ceyhun, ben burada ne kadar elit bir muhabbet içindeyim. İkizler parayı bulacak mı 2021'de diye soruyor ya. Pardon, ikizler aşkı buluyor mu, yengeç parayı buluyor mu? Yok, hiç giremeyeceğim şimdi. Yok, ben zaten bu hale düşüremeyeceğim. Hepsi her istediğini bulur. Ben bu konuya girmem. Ben de çok özlü bir sözü, Etienne de Leboetti'nin sözüyle bitiriyorum efendim. Bir kişinin milyonlarca kişi karşısında gösterdiği cesarete şaşırıyorsun da, milyonlarca kişinin bir kişi karşısında gösterdiği korkaklığa neden şaşırmıyorsun? Haydi maşallah. Kaput.